Evet arkadaşlar, şu an Çeşme Altın Kum plajındayım. Mahmut abi bizim yanında. Evet Umut Bey, bizi burayı sayende öğrendik. Süper. Balık yerinden pek verimli değil ama yüzmek için plaj evet. Çok sakin bir koy. Sayende tatilimizi burada geçireceğiz. Süper. Mahmut abi bize tutkunla balık avladı. Şimdi de onları temizliyor. Biraz sonra tavaya atacağız. Bizde balık nasıl temizlenir? Şu an öğreniyoruz. Hatta peşini kurulu da kendi kendine atacağız bunu. Bu makaranın kapasitesi baktığında 5 metre bak. 5 metre gider. Balığı evet. Vurdu. Bu makaranın gayesi vurduğunda şiş kaşların içine sıkışır. Veya balık alır gider. Bunu balık çektikçe kendi kendine çıkar bak. Çıkıyor. 5 metreden sonra çıkıyor. 5 metreden çıkıyor. Bu tatlı serttir yani. Balık çeker bunu. Böyle şey yapıyorsun. Geri çekerken bir de gevşetiyorsun bak. Yumuşak bir zevkle çekiyorsun bak. Evet. Balık boşaltırsa çekiyorsun ama bunu veya şiş sıkışırsa bir şeye. Sıkışmadıysa tutuyorum bunu böyle. Aldın bunu, bunun içine çekiyorsun böyle. Bu giderken arkadan gitsin ki hedefi şaşmasın ki en ucuna bağlıyorsun. Bunu böyle üstüne alıyorsun. Getir bunu buraya. Buraya takıyorsun, tık diye ses geliyor bak. Tak. Evet. Bunu da şişin üstünden getirdik buradan. Bak böyle yaptık. Açık kafa diyoruz buna bak. Bu zıpkın roller zıpkın. Açık kafa. Bak. Çift lastik takmana gerek yok. Bu çift lastik işini görüyor. Burada getirdin. Buraya taktın. Taktın buraya. Tetiğe taktın. Bunu da taktın buraya. Bunu az bir şey geriyorsun böyle. Gerdin. Gevşemesin diye bunu az bir şey sıkıyorsun. Bu böyle duruyor. Şimdi bunu kuruyoruz. Kurarken suda kurmak lazım. Bunun kuralı. Hiç kıyıda kurmayacaksın. Suda kuracaksın, suda boşaltacaksın. Dolu zıpkınla plajda gezmek yasak. Evet. Sakıncalı değil. Sakıncalı. Yani böyle kurdun. Buraya takıyorsun. Karnını alıyorsun, ikinciye buraya takıyorsun. Ondan sonra bunun menzili 5 metre. 5 metre yani buradan o kaya gidiyor. O kaya gidiyor. Yaklaştığın balığı vurabilirsin. Şimdi testini yapacağız seninle beraber. Girelim bakalım. Onu suda gerdeceğiz o zaman. Suda gerdeceğiz. Kıyıda kurmak doğru değil. Etik değil. Zaten şeye yasak yani. Plajlarda da suya halkın içinde zıpkınla gezmek yasak. Halkın içinde avlanmak yasak. Plajda yanaşmayacağım. İşte böyle. Şöyle gidelim kayalıklara. Gidelim. Boş vaktimiz olduğunda her türlü yani. İnşallah. Bu paletleri gördüğün karbon palet yumuşacık. İterliliği yüksek. 90 santimlik. Yani serbest alış. Profesyonel serbest alış paleti. Şimdi başlayanlar için, yeni başlayanlar için o scuba dediğimiz bunun yarıları kadar olan dekontlonda var. Hem hesaplı. Onlarla başlarsın. Ondan sonra ayağın kuvvetlenir. Baktığın derine dalmaya başladığın büyük edinirsin. Büyük pala. Paletler. Ondan sonra balıklara iyi yanaşırsın. Yanaştırırsan. Bu maskeyi de kullanırken hiç ıslatmadan önce bir yutuyorsun. Buhar yapmaması için. Parmağınızla. Ondan sonra çünkü sıcak soğuk maske için buhar yapıp görüşümde engelde. Bu maskede suyun altında balıkları iyi göreceğim. Kuralı bu. Hadi. Geri de lastiğin altında şunu sıkıştırdık. O ileride Onur Bey böyle bir siyahlı falan var ya. Tamam. Orada kayalar var. Böyle yüze yüze gideriz. Tamam. Balık varsa o tarafta da olabilir ama orası biraz sığ. Ya halkın içine gir. Ben oraya baktım, orada güzeldi. Orayı beğenmezsek oraya gideriz. Tamam.
Öyle mi? Dalgadan herhalde. Sağ taraftan Ercan var. Böyle dıştan, tersten kullarına ekliyoruz. Hı hı. Bu karagözü değil mi? Bu karagözü. Karagöz, işte sargoz, ondan sonra kikla. Kikla da yağlı bir balık değil, illa kızartma yapacaksın. Şeye gelmez, ızgaraya yapışmaz. Yapışır yani, yağsız olduğu için. Bugün bir tane çupra gördüm ama çok kaçıyor otluklarda, açıkta, erişteliklerde yanaştırmıyor. Evet. Bakın bir tanesini çektim, hepsi aynıdır yani. Aykonu şekli. Fakat bunu holtele yakalasan ne kadar zevklidir de kıyıya gelmiyor işte. Evet. Var şurada, o kayalıklarda var ama çok küçükleri var. Değmez yani.
menzili ne abi? Zıpkın menzili 3 tane zıpkınım var. Bir tanesi 4 metrede vurur, bir tanesi 5 metrede, bir tanesi 6 metrede. Yani 6 metreye yanaşabilsen balığa vurur. Ama Karaburun taraflarında tabii çukura şey, sinarit falan çok. Burada hiç kayalık yok. Evet. Kayalık olmadığı için balık da yanaştırmıyor. Yok balık. Zaten burası çok güzel. Yüzmek için çok güzel burası yani. Biz hem yüzmeyi hem balığı bir arada sayende yani. Sayende burayı bulduk. Yoksa estağfurullah. Mümkün değil olmazdı. Bu balığın cinsi neydi? Bu kivya. Taş altı balığı, taş balığı. Hayal verdiği çok sevdim. Taşlık olan yerlerde geze. Bunlar avcı balık mı yoksa? Yok yok. Avcı balık beyaz balık. Şey diyeyim, diğer canlı şeyleri yer. Bunlar midye yer. Küçük midyeleri işte ufak ufak anamonları, incik muncukları yerler. Levrek falan, lüfer, levrek, kofana, bunlar avcı balık, akya, avcı balık, bunlar sırf balık yerler yani, bu balık yemez bunlar. Deniz kurtları var, kurt, böcek, bunlar böyle şeyler yiyorlar. Abi, mantar zamanında falan... Bunları yine atalım, balıklar yesin, koltaya gelsin. Arkadaşlar şu an Çeşme Altınkum plajındayız. Mahmut abi bizim yanında. Evet Onur Bey bizi burayı sayende öğrendik. Süper. Balık yönden pek verimli değil ama yüzmek için plaj evet. Çok sakin bir koy. Sayende tatilimizi burada geçireceğiz. Süper. Mahmut abi bize zıpkınla balık avladı. Şimdi de onları temizliyor. Biraz sonra tavaya atacağız. Bizde balık nasıl temizlenir? Şu an öğreniyoruz. Böyle çiziyorum ki eti kalın, içi güzel kızarsın diye. Kızgın yağ attık mı? Hem deniz suyundan tam tertemiz, hijyenik. Deniz çok güzel, çok temiz yani. Bizim Marmara'da, evet. Karadeniz'de böyle temiz suyu bulmak mümkün değil. Bu kızartmaya hazır.
Yok, videoda söyledim. Mahmut abi tuttu diye. Kaç saatte yakaladı Mahmut abi? Şey, kayalık yok ya, burada balık yok ya. Çok küçük. Ben o siyah yere gittim açık yere. Orası biraz kayalık. Fakat... Evet. Evet, çok güzel ama ya. Süper bir yer burası. Sakin. Bu karagöz müydü? Karagöz. Bunlar 2-3 kilo kadar olabiliyor. Bakma bu küçük yani. Sana diyor. Tamam abi. Topladım balıklara gideceğim diyor. Yok yok. Hep beraber kızartıp beraber yeriz. Aynen. Aynen. Fakat izini çok kısa. Ersin Bey'in geze geze bir Antalya'ya kadar gideceğiz. Oradan Afyon üzerinden Kocaeli'ye döneceğiz. Siz Ankara'dan? Aynen abi. Bizim bugün son günümüz. Yarın döneceğiz. Bitti izin. Evet. Hayırlısı. Biraz da bitiyor zaten bugün. Bugün 22'si. Bir şey kalmadı. Bunlar tavada mı pişecek şimdi? Tavada yağda güzel. Mangalda olsaydı. İzgaraya gelmez. Şey, yağsız balık ızgaraya yapışır. Hani özel ızgara yapmak lazım. Izgarayı daha önce yağlasak hani şey kuyruk yağıyla falan yapışması için olur. Izgara balık çok lezzetli de olur. Bunun biraz daha büyükleri olsaydı çok güzel ızgara olur. Bu yağsız.